İnternetten para kazanmanın birçok yönteminden bahsederken en hızlı ve kendinizi iyi hissettirecek olanlarından birini atladığımızı fark ettim. Her işlem başına 120 lira, 100 lira az mı geldi bilmiyorum. Ama bu parayı günlük kazanmanın formülüne en son ne zaman ulaştın? Para kazanmayı isteyen herkesin uygulayabileceği ücretsiz bir yöntem buldum. Yeteneğe, ekstra bir programa, eklentiye ya da para vermene falan ihtiyaç yok. Şimdi kahveni al ve bilgisayarından ya da telefonundan bu metodu izle. Birazdan sizinle bir sayfayı inceleyeceğim. Takip edin. Bu sayfa ve internet sitesi bugünkü videomuza ilham veren ikili. Videomuzda bir internet sitesinden ve burada nasıl para kazanabileceğinden bahsedeceğim. En kolay haliyle. Bunun için önce bahsettiğimiz sayfayı inceleyeceğiz. Aslında birçoğunuz bu siteyi biliyorsunuz. Ama neler yapabileceğiniz konusunda endişeli olabilirsiniz. Bu ilana dikkatli bakın. Ne görüyorsunuz? Ben fotoğraf üzerinde gerekli ve istenilen düzenlemeleri yaparım başlıklı bir ilan ve 120 liralık sabit bir fiyatı var. Evet, bugün Beyond'lukta başarılı bir freelancer olan Ece Deniz isimli grafik tasarım sanatçısının sayfasındayım. Profilini incelediğimizde grafik tasarımın sadece logo, kartvizit tasarımlarından ibaret olmadığını gördük. İlanın detaylarına inelim. Standart bir ilan paketi eklemiş ve tek fiyat olarak 120 lira gibi bir fiyat belirlemiş. Peki bu ilan neler yapılabilir? Grafik tasarım uçsuz bucaksız bir dünya ve bu konuda o kadar çok çalışma yapma potansiyeli var ki bahsetmeye bile gerek yok. Şunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ilan genel bir arama terimine sahip. Dolayısıyla çok fazla iş yaptırma potansiyeli var. Mesela ne mi yapabiliriz sorusuna geçmeden önce burada önce bir freelancer üyeliği açmalıyız. Sadece Beyond'luktan bahsetmiyorum. Bununla ilgili birçok yerli ve yabancı site var ki bunlardan daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şu an detaylara inmeyeceğiz. Beyond'lukta yeter ki iş yapmak isteyin. Burası yetenekli freelancerları ve hizmet arayışında olanları bir araya getiren bir site. Ayrıca hem Google Play'den hem App Store'dan Beyond'luk uygulamasını indirmeniz mümkün. Grafik tasarımdan tutun, danışmanlık hizmetine, sosyal medya reklamcılığından seslendirmeye, birçok iş modelini yani dolayısıyla sanatınızı burada sergileyebilirsiniz. Bu freelancer da bunu yapmış ve grafik tasarım tabanlı bir freelancer portfolyosu hazırlamış. Bu örnek portfolyoyu video yorumlarına sabitliyorum. Buradan inceleyebilirsiniz. İlham alma açısından yararlı olacaktır, tavsiye ederim. Tüm bu sayfaları inceledikten sonra aklıma grafik tasarım dalında bilgisi olmayan, tabiri caizse yanından bile geçmemiş herkes için burada iş yapabileceği bir yöntem fikri geldi. Bunun için örnek bir çalışma yapacağım, dikkatle takip edin. Çünkü bu yöntemi hepiniz uygulayabileceksiniz. Önce Beyond'lukta kendime bir ilan oluşturuyorum. Grafik tasarım konulu. İlk ilanımızın konusu ve başlığı ben siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendiriyorum şeklinde olsun. Buradan sonrasını dikkatle takip edin. Neler yapabiliriz anlayacaksınız. Hemen örnek olması amacıyla öncelikle bir siyah beyaz fotoğraf edinelim. Bunun için Pixabay ya da Pexels sitelerinden birinde aramalara siyah beyaz yazıyorum. Ve hızlıca siyah beyaz bir fotoğraf indiriyorum. Fotoğrafı tam boy yapalım. Bu fotoğrafı birlikte indirdik ve siyah beyaz olduğunu görüyorsunuz. Peki bu fotoğrafı renklendirmem için bir Photoshop programı kullanmam şart mı? Hayır. Photoshop gerçekten iyi bir eğitim süreci isteyen bir sanat. Ayrıca herkes masaüstü bilgisayara sahip olmayabilir. Dolayısıyla mobil telefonundan da kapsamlı bir çalışma yapamayacağın ya da çok zaman alacağı için böyle bir çalışmayı yapması zaman alabilir. Bunu bizim yerimize yapacak bir sistem buldum. En başında söylemiştik. Yeteneğin olmasa bile bir şeyler yapmanın her zaman bir yolu vardır. Para Cep'te kanalında çözümlerin bitmeyeceğini söylememe gerek yok. Kanalımda basitçe NFT yapımından para kazandıran uygulamalara ve freelancer para kazanma yöntemlerine kadar her türden para kazanma videolarına ulaşabilirsin. Bunun için kanalıma abone olman ve tüm bildirimlerini açman yeterli olacaktır. Bu kısma kadar videoyu atlamadan takip ettiysen asıl olay şimdi başlıyor. Hemen ihtiyacımız olan bu siteye giriyorum.
Merak etmeyin, ücretsiz bir araç ve gerçekten profesyonelliği açısından hayran kaldım. Bu kadar kusursuz şekilde işlevini sürdüren bir siteyle uzun zamandır karşılaşmamıştık. Az önce indirdiğimiz siyah beyaz fotoğrafa neler olacağını izleyin. Şimdi bu kısımda bilgisayarımdaki ya da altını çizerek söylüyorum, telefonumdaki fotoğraflardan birini buraya yükleyeceğim. Bu siteyi mobil telefonunuzdan, masaüstü bilgisayardan, tabletten yani her platform üzerinden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fotoğrafımı yüklüyorum. Neler olacağını izleyin. Biraz beklememiz gerekecek. Sonuçta yapay zeka birkaç saniye beklememiz gerekebilir. Her karesi için özenle çalışılmış gibi sanki. Yani Photoshop'la manuel şekilde bunu yapsak ne kadar başarılı olurduk tartışılır. Evet yapabilirdik ama belki de saatlerimizi alırdı. Bu arada bu sitenin ismi Image Colorizer. Tarayıcınıza bu şekilde yazarak üye olmanıza gerek kalmadan siteye erişmeniz mümkün. Yapay zekanın en güzel örneklerinden biri olarak gördüğüm sitelerden birisi. Bu arada bu sitenin bu işten kazancını merak ediyorsunuz tahmin ediyorum. Bu sitenin kazancı reklam gelirleri diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü siteye giriş yaptığınızda sitenin birçok yerinde reklamlara mutlaka denk geleceksiniz. Zaman geçirmeden farklı bir fotoğraf üzerinde deneyelim. Sonuç değişecek mi? Birlikte bakalım. Aramalara siyah beyaz yazdım. Bir fotoğrafa karar verdim. İndiriyorum. İndirme işlemim tamamlandı. Şimdi bu fotoğrafı Image Colorizer'a upload ediyorum. Ve bu mavi tuşa tıklayarak işlemi başlatıyorum. Biraz beklememiz gerekecek. Bu kısımları atlamıyorum. Tüm detayları eksiksizce görün isterim. Evet, fotoğrafımız hazır. Ne düşünüyorsunuz? Sizce burası, yani Image Colorizer, grafikerler için biçilmiş bir kaftan değil mi? Bu işi para kazanmak için kullanmak fikri peki? Bu işle sınırlı kalmak istemiyorsan, daha önceki benzer videolarımdaki siteleri kullanarak da renklendirdiğimiz bu fotoğrafa bir şeyler daha katabilirsin. Daha önceki videolarda bu tip kullanışlı site ve uygulamalardan bahsettik ve detaylıca anlattık. Neden insanlar buna para versin, buradan kendileri yaparlar dediğiniz duyar gibiyim. Arkadaşlar, tek bir fotoğrafı renkli hale dönüştürmek isteyenler evet bunu yapabilir. Ama freelancer sitelerinde bu hizmeti arayanlar sadece tek bir fotoğrafı dönüştürecek insanlar değiller. Reklam ajansları, internet haber oluşturucuları ve birçok sektör internet ortamında bu işi belki de onlarca fotoğraf üzerinde uygulayacak freelancerlar arıyor. Çünkü tek işleri fotoğrafları renklendirmek değil. Yani zamanla ilgili problemleri var. Herkes bildiği işi yapacak zamanı bulamıyor ya da bu tür platformlardan haberdar değiller. Eminim aramızda bunu Photoshop'la yapmaya çalışıp saatlerini harcayan arkadaşlar da vardır. Artık gerek yok. Bugün bu videoda grafik tasarım dalında herkesin uygulayabileceği bir yöntemden bahsettik. Benzer videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açarak yeni gelişmelerden anında haber almayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.